Aylardan Ekim'di. Aralıksız yağmur yağıyordu. Meclis koridorlarında bağırmaktaydı Tözet. Ben hep söylememiş miydim bu Polonyalıların bir aydan fazla dayanamayacağını? Hırsızlardan ve ayyaşlardan ibaret bir halk ne olacak? Ama hiçbir şey kaybetmiş değiliz henüz. Hatta tam tersine. Hitler doğuda kazandığı zaferlerle Almanları güzelce uyuttu. Ama Magnet hattının ne demek olduğunu şimdi anlayacaklar işte. 14 Temmuz gecesi pırıl pırıl aydınlatılmış sokaklarda dans edeceğiz, görürsünüz. Gökyüzünden bomba yerine beyannameler yağmaya başlamıştı gene ve zengin mahalleleri eski canlılıklarını yavaş yavaş yeniden buluyordu. Montigny çoktan getirtmişti ailesini. Allah'ın dağındaki bir konaktı. Yağmur altında çile doldurmak yeterdi artık. Ve homurdanıp duruyordu Montigny'nin karısı. Yiyecek tahditlerini boyun eğmiyordu bir türlü. Neler çektiğimi bir Allah bilir, bir de ben. Hükümetin mutfak diye bir derdi yok ki. Akşam yemeği denen şeyi unuttuk artık. Pazartesi günleri koyun pirzolası satmak yasak. Salıları roast beef. Çarşambaları pasta. İnsan da alay eder gibi canım. Uzun süre kahve bulamadılar ve Bayan Montaigne köpürüyordu hiddetten. Korka etiye uğradım, yok. Kardamaya uğradım, yok. Yok oğlu yok, sözün kısası. Ve bütün bunlar hep o Polonyalıları yüzünden. Çaylarından vazgeçiyor mu İngilizler? Ne münasebet. Kabahat kimde peki? Dürödyer'de. Başbakan falan değil, beceriksizin biri. Ancak kahve gelince yatıştı Bayan Montaigne. İşler iyi gidiyordu. Ölümün kapıyı tıkırdattığı duyulunca din değiştirip savurgan olmuştu bütün cimriler. Lokantalarda boş masa bulmak mesele haline gelmişti. Sipariş yağıyordu moda evlerine. Asker başlıklarını andıran kadın şapkaları çıkmıştı. Tank broşlar, İngiliz bayrağıyla süslü pudra kutuları üzerlerinde Fransa'da bir yerde yazılı muskalar ve kibritlikler dolduruyordu vitrinleri. O can sıkıcı ne harfinin yerine Fransa'da bir yerde formülü almıştı. Gazetelerde sık sık dün Fransa'da bir yerde General Sikorsky birlikleri teftiş etti gibilerinden haberler yayınlanmaktaydı ve pencere altlarını dolduran sokak şarkıcılara da Fransa'da bir yerde hatıran öpücüklerde türküsünü söylüyorlardı. Askerlerin boş durmaktan sıkıldığı haberi çıkınca fonograflar, futbol topları, İskambil kağıtları, domino takımları, polis romanları toplanmaya başlandı onlar için. Sevgili karaları, subaylara yünlü yelekler, Napolyon kanayakları ve başkentin en iyi aşçıları tarafından hazırlanmış konserveler yolluyorlardı. Yabancı gazetecilere verilen bir ziyafette Tözet, ''Eskisi gibi yaşamakta devam ettiğimizi söyleyin bütün dünyaya.'' dedi. Topların homurtusuna ''Paris daima Paris'tir'' şarkısının güftesiyle cevap veriyordu. Savaşın bir yığın üzüntü ve mahrumiyet ile getireceği sanılmıştı. Oysa parlak bir şekilde başladı sonbahar mevsimi. Promiyerler, sergiler, ziyafetler birbirini kovalıyordu ve her yerde görmek mümkündü Grandel'i. Bir tek resepsiyon yoktu katılmadığı. Paris'in sevgilisi olup çıkmıştı. Savaşın ilk günlerinde cepheye, ön hatlara gönderilmesini istemişti Grandel. ''Dövüşmek isterim ben de.'' demişti. Milletvekilleri itiraz etmişlerdi. ''Burada daha faydalı olabilirsiniz.'' Grandel'in halkın gözündeki itibarı o kadar artmıştı ki Dökamp kayıp belgeyi imha etmek istediği vakit hepsi öfkelendiler. Kişisel hikayelerle milli birliği zedelemeyiniz. Grandel son ana kadar bir uzlaşmaya taraftar olduğunu gizlemiyordu. 1 Eylül akşamı bile her şeyin henüz hala olabileceği bir aşamadaydık. Kont Ciano ile bir telefon görüşmesi yapmıştı Bonnet ve ben 4 başbakan arasında bir toplantı yapılmasını ısrar ediyordum. Kendi grubumun milletvekilleri de destekliyordu beni. Ama olaylar büyük bir hızla gelişti. Tarih herkesin sorumluluk payını meydana çıkarmakta herhalde kusur etmeyecektir. Ama artık tartışmak boşunadır. Madem ki savaş açılmıştır, şimdi bu savaşı kazanmak gerekir. Savaş Grandel'i geçmişinden kurtarmıştı. Oyun tersine dönmüştü şimdi ve dövüşmeye hazırdı Grandel. Yenmemiz şart dediği vakit gerçekten saf bir heyecanla titremekteydi sesi. Milletvekilleri Grandel'in yurtseverliğine hayrandılar. Sanayiciler ise kafalı adam diyorlardı onun için. Sosyete hanımları ise ağızlarından düşürmüyorlardı onu. Aman ne yakışıklı bir adamdı. Konuştuğu vakit ağlamak geliyordu insan içinden. Sakin göründüğüne bakmayın siz. Sönmez bir ateş vardı içinde. Brotel bile afallamıştı. Bir uyutmacıya mı kurban olmuştu yoksa? Lucien'in sözlerine inanmıştı ve ucuz bir romantikten başka bir şey değildi. Tösset'in oğlu.
Oysa Grandel'in tutumu kelimenin tam manasıyla kusursuz bir tutumdu. Brötel için savaş gerçek bir dramdı. Düşüncelerini sonuna kadar yürümeyi denemiş ama başaramamıştı. Savaşı kazanmak şart diyordu bazen kendi kendine ve hemen bıyık altından gülüyordu. Bu milletvekilleri çetesi iktidarda kaldıkça kazanmak imkansızdı. Sonra kazanılacak zafer ne getirebilirdi Fransa'ya? Gerekli olan şey parlamentoyu dağıtmak ve gevezeleri hapse atmaktı o kadar. Ancak düşmanın ateşinde eriyip yeniden toparlanabilirdi Fransa. Grandel'in de şakakları ağarmıştı artık. Gizli bir melankoli okunuyordu bakışlarında. Onu her görüşünde "Benim gibi o da ıstırap çekiyor," diyordu Brodel. Nitekim bir gün yalnız kaldıklarında ilkin Brodel sıktı Grandel'in elini. "Geçmişi unutalım." Brodel ile Grandel'in bir yıldan fazla zamandır aralarına açık olduğunu hiç kimse bilmiyordu. Dolayısıyla barıştıklarından da haberi olmadı kimsenin. Milletvekillerinin ve ülke halkının gözünde eski birer dosttular. Brotel'in onu çok önemli bir göreve getirmesini, savaş endüstrisinin yöneticisi yapmasını çok olağan buluyordu herkes. Oysa Brotel Grandel'i bu görevi yükseltebilmek için ne aşağılatıcı bir şekilde yalvarmıştı Tösset'e. Bugün bile onun direnmesi ihmalini düşünerek içi eziliyordu ama eski hikayelerle uğraşacak, zaman kaybedecek halde değildi Tösset. Brotel Lucien'in getirdiği belge hikayesine pek inanmıyor. Grandel hakkındaki bu hikayeyi inandırıcı bulmuyordu. Aslında Grandel'den şüphe duyanlar Fogger ve Dukamp gibileri değiller miydi? Oysa Fogger radikal gruptan kovulmuştu artık. Moskova görüşmeleri sırasında Chamberlain'i suçlayan o değil miydi? Neredeyse Paris'i Londra'ya karşı kötü edecekti. Dukamp ise ne yaptığını bilmiyor, zırvalıyordu. Kendini yeni bir gambetta sanıyordu. Herkes düşman kesilmişti ona. Viyar onun için naftalin kokan bir şövendir dememiş miydi? Brotel'de hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemeye vermişti onu. Yok, gerçekten Grandel'in bütün düşmanları inanılacak, sözlerine güvenilecek kimseler değillerdi. Bir de gerçekleri olduğu gibi görmek gerekiyordu. Grandel komünistlerden nefret ederdi. Onların yakında bulunmuş, ne menem kimseler olduklarını yakından görmüştü. Halkın gözünde Grandel bir solcuydu. İnsanlığı kemiren yüz karası iki yüz aileyi açıktan açığa alaya alır. Amerikan oligarşisine karşı çıkan broşürler yazmaktan çekinmezdi. Oysa komünistlere karşı gerçek savaşın verileceği alan savaş endüstrisi değil miydi? Grandel'i rahat bırakmak, işçileri kodese tıkmasına ses çıkarmamak, çalışma haftasını uzatmasını, ayrıca da ücretleri düşürmesini seyretmek daha iyiydi. Çizme yaşınca yine onun tepesine binmek, onu harcamak mümkündü. Böylece Tösset ve radikaller hiçbir zaman kirlenmeyeceklerdi. Daha geçenlerde Brotel Tessa'da "Dünya yıkılsa o herife kızımı vermem," demişti. Grandel için ikisi de bu konuşmayı unutmuşlardı şimdi. Şimdi savaş vardı ve böyle anlarda parti kavgalarının üstüne çıkmak gerekiyordu. "Onu seçmeni doğru buluyorum," dedi Tösset. Dessert'in dışındaki bütün büyük sanayiciler bu seçimi desteklemişler. Grandel'den yana olmuşlardı. Hiç olmazsa Grandel disiplin getirecek. Siperlerin gerisinde anarşi hüküm sürerse nasıl savaşırız? Ameliler hiçbir fedakarlığa yanaşmıyor. Onları sözle yola getirmek de mümkün değil. Demir bir yumruk inmeli tepelerine, diyordu Montigny. Sanayiciler sendikasının başında Majo vardı. O da Grandel'den yanaydı, onu kayırıyordu. Bir gün Dukamp, Majo'nun Almanlara İsviçre yoluyla boksit sattığını söyleyince Majo cevabını yapıştırmış. "Yalan bu, ama benim de bir planım var," demişti. Onun istediği Berlin'e karşı değil Moskova'ya karşı savaşmaktı. Onun savaş parolası 3. Enternasyon'un üzerine yürümekti. Töse söze karışıp "ne yazık ki Almanlarla savaşıyoruz," deyince Majo şu çok ilgi çekici cevabı vermişti. "Unutmayın ki daha oyunun birinci perdesindeyiz." Savaşın ilanından sonra da Madrid'e gitmiş ve söylentilere bakılırsa orada Alman Büyükelçisi'yle uzun uzun görüşmüştü. Grandel'in bu görevin başına gelmesini sadece Döse'yi karşılamadı. Oraya gerekli adam konuyu bilen bir teknisyendir, yoksa entrikacılığı bilinen bir politikacı değil, dedi. Ama Dessert'ün durumu ve çevre üzerindeki etkisi geçen yıl boyunca önemli sarsıntılar geçirmişti. İş çevrelerinde onun sonu kötü biten yatırımlara gelirliği söyleniyordu. Milletvekilleri ise onun çok yanıldığı inancıydılar. Halk cephesini desteklemiş ve CDA'nin aldığı kararlarla savaşı kontrol edebileceğini sanmıştı. Brötel onun etrafta toz püskürten bir itfaiyeci olduğunu söylüyor.
Tirset bile ona karşı yenilgiye düşmüş bir zavallıya davranıldığı gibi küçümseyen bir tavır takınıyordu. Aradan bir ay geçti. Grandel görevinde yorulmayan, durmadan çalışan bir adam pozunda gözüktü. Her gün Brötel'e gelip ona adeta rapor veriyor, akıl danışıyordu. "Komünistler," bir dedi Sir. "Augustus'un ahırındakiler bunlar. Başlamadan önce hepsini, her şeyi temizlemek şart," diyordu. Sen fabrikalarında normal işçi sayısının ancak üçte biri çalışabiliyordu şimdi. Disür artık her şeyin gerekli açıklığa kavuşmasını istiyordu. Fötür şapkasını ve bastonunu koluna takarak öfkeyle geldi Grandel'i görmeye. Konuşurken bastonunu sallıyordu. Onu dinleyen Grandel gülümsüyor, bir yandan da masanın üstünde evrakla ilgileniyordu. Aslında o bu manzaranın tadını çıkarıyordu. Daha son günlere kadar kendisini sevmeyen, kendisine karşı Brand ve Bonjour'un adaylığını destekleyen, onların koruyucu meleği olan Disör. İşte şimdi karşısında basit bir iş takipçisi gibi oturuyordu. Disör artık gerçekten bunalmaya başlamıştı. Hastalığının son derece önemli olduğunu biliyor ama yine de tedavi olmuyor, boyuna içiyordu. Artık özel hayatı da işleri ölçüsünde tatsızdı. O özel hayatını da umursamıyordu şimdi. Jeanette'le arasındaki ilişki hüzünlü buluşmalarla, acımalarla ve bunalmalarla sürüklenip duruyordu. Şehir dışındaki villasında geçirdiği yalnız geceler ve ölüm korkusu. Ölmekten korkuyor. Bu korkuyu yenmeye çalışıyor ama başaramıyordu. Ülkenin bir uçuruma sürüklendiğini görüyor. Kendi çaresizliğinden, eli kolu bağlı oturup bir şey yapamamaktan ötürü acı çekiyordu. Dün ne kadar kudretli ve sözü dinlenir bir adamın durumundaysa, bugün o kadar olayların dışına itilmiş, artık sözü sadece kalabalık, kabalık olmasın diye dinlenen ama hiçbir önemsenmeyen adam durumuna düşünülmüştü. Eski güzel günlerin bir posası, bir kalıntısı olmuştu şimdi. Herkes Montague'nin budalasını ve birkaç milyon uğruna anasını bile satmaktan çekinmeyecek Tinet'teki Mojo herifini dinliyordu. Herkes herkesi dinliyordu ama artık Disör'ü dinleyen, onu aldıran yoktu. Grandel'e dönüp şöyle söyledi. "Bu istediğiniz malzemeyi Kasım ayında nasıl teslim ederim size? Yeterli sayıda işçi yok ki elimde. Henüz savaş başlamış değil. Hiçbir cephede çatışmaya girişmiş değiliz. Oysa bütün usta ve kalifiye işçilerimi cepheye sürdüler. Özür dilerim ama galiba başka çaremiz yok. İşçilere özel muamele yapamayız. Fransa bir tarım ülkesidir. İşçilere öyle davranırsak köylüler ne diyecekler bize? Yani işçiler çift yemi alırken onlar mı ölmeli? Adalet duygusunu küçümseyerek savaş kazanılmaz. Ya 40 yaşındaki işçiler neyin nesi? Onlar da mı cephede, siperlerin içinde? Onlara kışlarda cam sildiriyorlar ama işçilere özel haklar tanıyamayız. Makinelere, motorlara ihtiyacınız var mı? Yok mu? Onu söyleyin siz. Uçaklarınız olmadan nasıl savaşmak niyetindesiniz anlamıyorum. Eğer uçak istiyorsanız işçilerimi geri verin bana. Daha dün sen fabrikasına 200 işçi götürüldü. Veba hastalığını merhemle iyi etmek mümkün değildir. Biz aslında halk cephesinin budalalıklarını ödüyoruz şimdi. Halk cephesini bu konuya neden karıştırıyorsunuz? Derken sanki Grandel'i vurmak istiyormuş gibi bastonunu havalandırmıştı. Sonra unutmayın ki siz de halk cephesinin oylarıyla meclise girdiniz. Hatırladığım kadarıyla Bay Disör, siz de halk cephesinin zaferi için az para dökmediniz. Disör ona, onun kusursuz hatlı yüzüne, ince kaşlarına, biçimli burnuna, hemen hiç belli olmayan donuk ve soğuk tebessümüne baktı. Öfkesi daha da kabardı. Her şeyi hatırlıyorum. Şeyi de hatırlıyorum. Bogart'ın bulduğu sizinle ilgili belgeleri. Grandel tepki göstermedi. Yine iğneli tebessümüyle devam etti. Şimdi savaştayız. Düellinin sırası değil. Üstelik ben artık gitmenizi rica edeceğim. Disör çıkarken öfkesinden elindeki şapkayı düşürdü. O sırada boğucu bir öksürük yapıştı yakasına o anda. Grandel masasındaki bir yazıyı okuyormuş gibi numara yapıyordu. O gece Grandel'in evinde bir yemek vardı. Davetiyelere bakılırsa bu askerin yemeğiydi. Sinek ev sahipliği yapıyordu. Lucien'le darılıp koptuktan sonra uzunca bir süre hasta yatmış ve Alp dağlarında dinlenmeye gitmişti. Hala güzel bir kadındı ama biraz vaktinden önce solmuş bir çiçeğin çekiciliğini taşıyordu üzerinde. Bütün tavırlarında hastalığın getirdiği bir yılgınlık ve hüzün okunuyordu. Herkes gittikten sonra Grandel üzerindeki smokini çıkardı. Şaşırtıcı beyazlıktaki gömleğinin üzerinde pantolonun askıları ince birer şerit gibi görünüyordu. Karısına döndü. "Albay Moro, sana kur yaptı galiba. Önemli bir adam. Genelkurmay'da önemli şeflerden biri olarak karşıma çıkarsa hiç şaşmam.
esnedi. Çok yorulmuştu. Pantolonunu itinayla katladı. ''Ama biz yeneceğiz sonunda.'' dedi birden. Sinek kocasının işleriyle ilgilenmezdi. O uğursuz mektup olayını bile düşünmüyordu şimdi. Lucien'le son karşılaşması yüreğini ve beynini akıtmış, boşaltmıştı sanki. Savaş, bombardmanlar ve Bagdat hattı için söylenenler, kocasının kariyeri, hepsi küçücük bir perdeye yansıyan karışık ve bulanık resimlerdi. Ama bu defa kendisini de sonradan şaşırdığı bir şey yaptığı sordu. ''Biz kim yani?'' Hemen arkasından hata ettiğini, kötü bir şey yaptığını anlayıp döndü. Grandel sakin bir tavırla cevap verdi. ''Biz, Fransızlar.'' Oynamak, yani numara yapmak, Grandel'in ruhunda yaşayan bir kavramdı. Bütün hayatı yeşil kumar masalarının çevresinde şekillenen mırıltıların, anlaşılmaz ve boğuk seslerin bir özetini andırırdı. Üst üste budalalıklar yaptığı o aylarda 80 bin frank kaybedip de kendi yıkımını yarattığı günlerde de aynı şekilde, yani şimdi nasıl oynuyorsa öyle oynamıştı. Sürüklendiği çıkmazdan Vernon çekip çıkarmıştı onu. Ama o ona Kleiman'ın tanımak zorunluluğunu da getirmişti. Almanlara sırlar vermek, bütün bunları hatırlamak niye? Şimdi güçlü olan kendisi değil mi? Biz yeneceğiz sonunda derken gerçekte hangi tarafı düşünerek konuştuğunu kendisi de bilmiyordu. Tekrar söylendi yüksek sesle. Bunu kendi kendisine inandırmak için mi yoksa karısı için mi böyle istediğini o da bilmiyordu. Ne tuhaf, bazı budalalar şanstan bile daha kurnaz görünmek istiyorlar. Aynı ata oynuyorlar. Oysa bu işte de ruletteki gibi davranmak gerekir. Bu oyuna numara değiştirmek, şansın hangi tarafta olduğunu koklamak, şansın peşine gitmek kazandırır insana. Önemli olan da budur. Montigny bile memnun değildi durumdan. Komünistleri kodese tıkmak başka şey, yaşlı işçileri kışlarda pinekletmek başka bir şey. Elimde işçi yok, diyordu bu oyuna. Meclis koridorlarında da en çok konuşulan konu savaş endüstrisi oluvermişti. Baştan beri kaynayan muhalefet birden boy göstermişti. Grandel Dussert'e adaletten söz ederken Brotel'in sözlerini tekrarlamıştı aslında. Gerçekte Grandel köylülerden nefret eder. Onları hiç sevmezdi. Üstelik ürkerdi köylülerden. Köylüler adam değildir, boktan yaratıklardır der dururdu. Oysa Brotel endüstrinin gelişmesi ve şehirlerin büyümesi yüzünden Fransa'nın felakete sürüklendiğine inanıyordu. Köylerde sinemaların yokluğu, çalışma şartlarının zorluğu gençleri hep büyük şehirlere kaçırıyordu ona sorarsanız. Fransa'da hemen hemen terk edilmiş sayılabilecek o kadar çok köy vardı ki. Evler birer harabe olur, ahırlar çürür gider ve o işlenmiş toprak bile vahşileşirdi bir süre sonra. Zaten halk cephesiymiş, komünizmmiş, dinsizlikmiş, felaketmiş, ne ararsanız bu yüzden bela kesiliyordu ülkenin başına. Brotel savaşın köylülere eski değerlerini kazandıracağını düşünüyordu. İşte Grandel'e işçilere sakın taviz verilmesin emrini bu yüzden vermişti. Ama yine de taviz verildi işçilere. Ekim sonunda hükümet savaş endüstrisinde çalışan 40 yaşındaki işçileri cepheden geri çağırdı. Lograd da bu işçilerden biriydi. Savaş ilan edilince onu da fabrikadan alıp güneye göndermişlerdi. Torres yakınlarında artık kullanılmayan küçük ve dar bir demir yolu harabesinin başındaki bir köprüyü korumakla görevlendirilmişti. Köprünün üstü çoktan yabani otlarla örtülmüş, demir yolu ise hemen hemen kaybolmuştu. Ama bu bölge askeri savunma bölgeleri arasında gösterilmişti. Logra, kocaman 2 ay boyunca üzerinde benekli ineklerin otladığı bir alanı seyretmekten başka iş görmemişti. Bu ölü vakitte çok şeyler düşünmüştü. Birinci savaşı, gençliğindeki Argun ormanını ve askeri hastaneyi aklına getirmişti önce. Sanki bütün bunları çok eskiden değil de dün yaşamış gibiydi. Oysa daha dün içinde yaşadığı, seyrettiği ve katıldığı olaylar ona sanki hiç yaşanmamış gibi silik görünüyorlardı. İki savaş arasında sanki topu topu bir tek gün akıp geçmişti. Birinci savaştan sonra bütün insanların daha bir akıllandığı düşünülmüştü. Bundan böyle savaşa sebep olanların hepsine haddlerini bildireceklerine inanılıyordu. Kimi Wilson'a güvenmiş, kimi de bütün inancını ve umudunu Lenin'e bağlamıştı. O zaman onlara 20 yıl sonra bu savaş belasının tekrar sofraya getirileceğini söyleselerdi, insanlar başka türlü davranırdı. Josette konusunda sıkılmaya başlamıştı Logro. Kendisine mutluluk için hayli talihsiz olduğunu düşünüyordu şimdi. Oysa yazın evlenmeyi kararlaştırmışlar. Kendilerine göre bir ev aramaya başlamışlardı. Ama artık bütün bu hayaller suya düşmüştü. Josette'in babası tevkif edilmiş. Josette, Besançon'daki kız kardeşinin yanına gitmişti.
Oradan kısa ve kederli mektuplar gönderiyordu. Gece boyunca Lagra, Josette ve onun yumuşak ve şefkatli davranışlarını düşünüyor, sıkıntıyla esniyordu. Fabrikada eski arkadaşlarından hiçbirini bulamadı. Michaud ve Pierre cepheye gönderilmişlerdi. Akşam karanlık bastırınca eski günlerin acısını tazelemeye çıktı. Eski arkadaşların toplandıkları kahvelere gitti. Kapalı duran kütüphanenin dolaylarında sürttü durdu. Montrug'a, arkasından Villejuif'e gitti. Tanıdık kimseyi göremedi. Bazıları tevkif edilmişti, bazıları da saklanıyordu. Logra kendini yalnız hissediyordu. Uğraşacağı, kendine vereceği bir iş yoktu. Partinin ne yaptığını bilmiyordu. İşe yaramaz bir körden bile beter olmuştu. Komünistlerin alçak olduğunu, Rusların Siegfried hattında savaştıklarını, yani Nazilere yardakçılık ettiklerini, Maurice Torres'in Almanya'ya sığındığını yazan gazeteleri hınçla savurup atıyordu. Torres de On Le Humanité'nin gizlice yayımlandığını, gizlice dağıtıldığını söylemişlerdi. Fakat nasıl edip de bulacaktı gazeteyi bilmiyordu. Fabrikada onun yanında çalışanların hemen hepsi yeni insanlardı. Onu tanımıyorlar ve belki bir jurnalcidir şüphesiyle garip garip bakıyorlardı. Logra şu ortada kalmış halinden, bu zorunlu hareketsizliğinden ötürü acı çekiyordu. Tam 4 gün geçti böyle. 5. gün onu teklif ettiler. Geceyi dar bir hücrede geçirdi. Burada kimi ararsan vardı. Siyasi tutukluları, elebaşları, Alman göçmenleri, Polonyalı Yahudileri, Doladir'in yiyip içtiği şeylere, Tösed'in yatıp kalktığı kadınlara dair türlü hikayeler anlattıkları için suçlanan insanları, durumdan karamsarlığa kapılıp da artık süt bile içemeyeceğiz veya 17 yaşındaki çocukları da askere alacaklar gibisinden sadece kendilerinin inandığı sözler eden küçük burjuvaları yakalayıp getirmişlerdi. Logra sabah sabah Komiser Neval'in önüne sorguya çıkarıldı. Adam her yurttu Döladier'i tercih ettiğini söylemekten çekinmiyordu. Bir polis için bu ileri görüşlülük bile sayılabilir. Komiser Legros'un Sayın fabrikasındaki işçilerin elebaşlarından biri olduğunu biliyordu. Legros günah çıkarsa bu büyük etki yapar. Gazetelere de işte doğru yola gelen biri daha diye yazarlardı. O zaman Tösed de onun ne becerikli bir polis olduğunu anlar, elbet bir mükafat düşünürdü. Bir tövbekar 10 günahkara bedeldir derdi herhalde. İşte bu kurnazlıkla komiser başlangıçta görünmemiş şekilde kibar davrandı. Logra sigara bile tuttu. İşin ucunda emir kuluyum ben diye başladı. Memurum, kendi düşündüğümü söyleyemem ama faşist değilim. Hiç olmazsa bu kadarını bilmenizi isterim. Halk cephesinin başarısına benim kadar sevilmiş insan da azdır. O günlerde bu cephenin sağlam bir şey olduğuna hepimiz inanmıştık. Ama dipteki kaypaklığı görememişiz. Hoş, zaten şimdi parti kavgasının da sırası falan değil ya. Neyse. Bütün Fransızlar birleşmeli bugün. Bakın siz mesela. Siz komünistsiniz ama Fransızsınız. Savaşta yara bile aldınız. Sizi nasıl olur da bir hain olarak görebilirim. Logra ne diyecek, ne cevap verecek diye bekledi bir süre. Ama öbürü oralı değildi pek. Sessizce kasketiyle oynuyordu. Üzeri dosyalarla dolu masaya bakıyordu. Susuyorsunuz. Neden susuyorsunuz? Pek cevap verecek şey yok da. Sizin de söylediğiniz gibi eskiden komünistim. Şimdi de öyleyim. Komünist kalışınızı anlıyorum. Saygı da gösteriyorum buna. Çünkü böyle düşünmek için dürüst sebepleriniz de var. Fakat dostum, inanın ki bu sebepleri fazla önemsemenin sırası değil artık. Çünkü oyuncak yaptılar sizi. Aldattılar, vatanseverlik dediler, faşistlerin karşısına sürüklediler sizi. Ama şimdi ne oldu? Maurice Torres kaçtı gitti. Yok, o kadar değil. Kaçak bizler değiliz, kaçak başkaları. Maurice Torres şimdi nerededir bilmiyorum. Ama herhalde sizin gazetelerin yazdığı gibi Almanya'da değil. Sanıyorum ki Le Humanité'yi yayımlıyor. Sağlam iş yapıyor yani. Kaçakları gelince onlar nerede ben biliyorum. Münih'i unutmadım ben, İspanya'yı da unutmadım. Burada Bonnet Fransa'nın düşmanlarına yardım ederken bizimkiler İspanya'da faşistlere karşı dövüşüyorlardı. Bunu herkes, sokaktaki çocuklar bile bilir. Siz konuşurken şaşıyorum. Faşistler diyorsunuz ama elinizdeki coplarla, tabancalarınızla daima onları korudunuz siz. Ve şimdi onlar, faşistler iktidarda. Komiser gülümsedi. 43 yaşındasınız ama genç bir delikanlının heyecanı var sizde. Hayran olmamak elde değil. Ne yazık ki gerçeği görmemekte inat ediyorsunuz. Partiniz hepinize ihanet etti. Partiniz Almanya'nın zaferi için çalışıyor. Hiçbir zaman inanmam buna. Peki ya ne yapmak istiyorlar öyleyse?
Partinin direktifleri şimdi nelerdir bilmiyorum. Ama siz numara yapıyorsunuz. Baksanıza, Le Hamonet'te yasaklanıyor, bütün dürüst adamlar tevkif ediliyor. Siz bana çalım atmak istediniz. Fakat ben çok şeyi tek başıma da anlıyorum. Bugün komünistleri kim kovalıyor? Kim sevmiyor? Döledier, Tösset, Viard, Brötel, Laval gibiler. Çete bunlar. Onların iktidardaki varlığı ve komünist avına çıkmaları da gösterir ki komünistler değil ihanet eden. Eğer Laval tutup ''Bravo komünistlere!'' diye bağırsaydı o zaman düşünürdüm ama bugün... Nöbel sigarasını söndürdü, zile bastı ve götürün diye emir verdi. Logro'yu başka komünistlerle birlikte bir toplama kampına sürdüler. Neuzilasek istasyonunda komünist tutukluları götüren tren bir saat kadar bekledi. Jandarmalar trene kasaba halkından kimseye yaklaştırmıyorlar. Trendekiler için halka ''Bunlar asker kaçağıdır. Cepheden kaçıp da yakayı ele verdiler.'' diyorlardı. Askerler ve kasaba kadınları jandarmaların sözüne kalmışlardı. Vagonlara hınçlı gözlerle bakmaya başladılar. ''Alçaklar sizi. Başkaları ölsün siz keyfinize bakın öyle mi?'' İçlerinden bir ses olanca gücüyle vagonlara doğru bağırdı. ''Alçaklar!'' O zaman Legro internasyonalı söylemeye başladı. İstasyondakiler şaşırmışlardı. Saygı duruşuna geçtiler. Vagonlardaki insanlar dışarıdakilere bağırıyordu. ''Kaçak değiliz, işçileriz, komünistiz. İnternasyonalden sonra hep beraber Marsilya'ya söylediler.'' Buna istasyonda bekleyen askerler de katıldı. Jandarmalar onları daha geriye almaya çalışıyorlardı. Legro vagonun penceresinden dışarıya sarktı, bağırıyordu. ''Bizim savaşta yara aldım ben. İşte burada yüzümde. Bunu silemeyecekler. Bir uçak fabrikasında tevkif ettiler beni. Kenef yıkamaya götürüyorlar bizi. İhanet edenler bellidir. Bonnet, Tösset, Plandin gibileri ihanet etti Fransa'ya. Biz bizim Fransa'mız için ölmesini biliriz.'' Yumruğunu havaya kaldırdı. Bu havaya kalkan yumruk, bu tehdit ve umut dolu yumruk 1936'nın şimdi unutulan sembolüydü. Gerçekleşmemiş büyük umudun sembolü. Tren yavaş yavaş hareket etti. İşte o zaman yüzlerce yumruk kalktı havaya. İstasyondaki kadınlar ve askerler trendeki tutukluları selamlıyorlardı. Arkası yarın.